Arkadaşlar merhaba, yepyeni bir video ile beraber tekrar karşınızdayım. Bugün Sizlerden Gelen serisinin ikinci videosunu hazırlıyorum. Birbirinden yetenekli arkadaşlarımız var. Ben çok beğendim. Siz de bu şekilde videolarınızın yayınlanmasını istiyorsanız WeTransfer üzerinden bana videolarınızı gönderebilirsiniz arkadaşlar. Yapmanız gereken hemen WeTransfer.com yazıp işte neyse Google'da buradan videonuzu gönder diyorsunuz. Ve mail yoluyla gönderiyorsunuz arkadaşlar. Orada bir kendi mailinizi istiyor ve benim mailimi istiyor. Kendi mailinizi yazıyorsunuz. Sonra benim mailimi yazıyorsunuz. Mail adresim aykut.ay07@gmail.com. Evet, hazırsanız şimdi videoları izleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ilk olarak Ahmet arkadaşımızla başlıyoruz. Gayet güzel. Ankara Gelibolu ritmi çalıyor. Yani şu an sözsüz söylediği için ne çaldığını bilemiyoruz ama gayet güzel çalıyor. Akor geçişlerinde özellikle G'ye geçerken biraz sıkıntı yaşadı. Yani küçük bir problem aslında. Ama güzel yani. Evet Ahmet, baş parmağın yani videoyu aşağıdan çektiğin halde bile şuradan gözüküyor. Baş parmağını biraz indirmen gerekiyor. Hem baş parmağını biraz indirirsen daha kolay bir şekilde çalabilirsin. Sağ eli hakkında yorum yapamıyorum çünkü şey almamış kamera. Ama iyi geliyor yani. Bir sorun olduğunu düşünmüyorum sahibi. Ahmet beni duydu herhalde, gitarı çevirdi. Evet, yine oldu. G akorunda sıkıntı oldu. Yani akor geçişi yaparken bir sıkıntı yaşadım. Bunlar tabii çalışarak olacak Ahmet. Yani biraz üstüne düşersen halledersin. Evet, yeterli bu kadar. Evet, şimdi başka bir arkadaşımıza devam edelim. Hayal Mutlu, küçük bir arkadaşımız. Ben izledim. Çok güzel çalıyor ve kanalın nasıl diyeyim böyle müdavimlerinden yani her videoya yorum yapar. Buradan Hayal'e selam gönderiyorum. Evet şimdi Hayal arkadaşımıza devam edelim. Çok güzel. Evet, şimdi şurada G akorunu tam basamadın. Yani ikinci, üçüncü parmağını bastın. Dördüncü parmağınla da üçüncü perdenin en alt teline basman gerekiyor. Ama iki parmakla basıyorsun Hayal. O çok önemli bizim için. Ya da bunu yaparken şöyle yapabilirsin. İkinci parmağın yerine birinci parmağını kullanıp, ikinci parmağını da şurada üçüncü perdenin üst teline koyup, üçüncü parmağınla da en alt tele basabilirsin. Devam edelim. Gitardan böyle boğuk bir ses geliyor. Bu ses şeyle alakalı. Yani gitarın teliyle alakalı. Biraz tellerin eskimiş gibi Hayal. Tellerini değiştirirsen bu boğuk ses, kötü ses gidecektir yani, öyle tahmin ediyorum. Devam edelim.
Sahilin gayet güzel ritmi öğrenmişsin. Muhtemelen benim videolarımdan öğrenmişsin. Çünkü benim tekniğimle çalıyorsun şu anda. Gayet güzel. Evet, gayet güzel. Başarılı. Teşekkür ediyoruz. Evet, bir başka arkadaşımıza devam edelim. Deniz Donuk'la devam edelim. Evet, Deniz şu anda klasik bir eser çalıyor arkadaşlar. Bossetto Andaluz diye bir parçayı çalıyor. Dinleyelim. Evet, küçük ıskalamalar oluyor Deniz. Bu zannedersem böyle kameranın karşısına geçtiğin için herhalde ufak tefek heyecan yapmışsın. Ondan kaynaklı. Çünkü çalışından belli, yani emin çalıyorsun. Bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Gayet güzel. Evet, tremolo yapıyorsun burada. Tremololar olmuyor. Biraz çalışman gerekiyor Deniz'cim. Tam tadını veremiyor, yani takılmalar oluyor ufak tefek. Sana tavsiyem metronomla, yani metronomu açıp böyle yavaş yavaş başlaman lazım tremolo çalışmasına. Çünkü tremolo hızlı bir hareket. Yani normalde yaparsak bunu hızlı çalmamız gerekiyor. Ama ilk başlarda böyle yavaş yavaş çalacağız. Yani biraz sıkıcı çalışması ama bu şekilde çalışırsan daha iyi çalacağını düşünüyorum. Evet, gayet güzel. Evet, başka bir arkadaşımıza devam edelim. Sadık Can Keleş. Evet. Evet, parçanın girişinde arkadaşımız fingerstyle yaptı. Gayet güzel olmuş, solo ile beraber böyle, hem akor hem solo. Zor olsa da galiba dönüyorum sana. Gel dersen hemen, çağırmazsan geçerken. Yerle gök arasında bir yerde. Evet, sağ el tekniği çok güzel. Yani doğru şekli bu yani. Bundan daha iyisi olamaz. Ya solak herhalde Sadık arkadaşımız. Yani video bana göre şu an solak gibi gözüküyor. Sol eli diyelim. Yani normalde bize göre sağ, arkadaşımıza göre sol. Bir de şu Sadık Can arkadaşımızın sağ eli. Sağ el baş parmağı şuradan çıkmış. Bu olmaması lazım. Neden? Baş parmağımızı yukarıdan çıkarırsak, yani nasıl diyeyim, akor basmamız zorlaşıyor. Baş parmağımız sap kısmının arkasında olması gerekiyor arkadaşlar. Yani sap kısmını ortalayacak şekilde basmamız lazım akorlara. Devam edelim. Sen beni tanımazsın, severim de söylemem. Çok sanırsın, bilirim söz dinlemem. Ah bu ben kendimi süper. Nerelerde bulsam, sana son.
Evet, akor geçişleriyle süslemek güzel olmuş, iyi bir fikir. Başarılı, devam edelim. Gizlice ağlasam, ah bu ben kendimi nerelere koşsam, çekilsem sahillere, hayaller kursam. Evet, süper. Devam ediyor. Süper. Arkadaşlar, Sadık Can arkadaşımızın sayfası var. Hemen şuradan göstereyim. Sadık Can Keleş arkadaşımız bu şekilde gitarıyla şarkı söyleyip videolar atıyor. Sizlerin de abone olup takip etmesini tavsiye ederim. Hatta ben de abone olayım hemen. Evet, hayırlı olsun. Devam edelim. Diğer arkadaşımız Furkan Kaan Kartal. 4. Evet, parçanın girişinde bir metronom sıkıntısı oldu. Yani tempo hatası var. Bir de solo çalarken sadece tek parmağını kullanıyorsun Furkan. Tek parmakla solo olmaz. İki parmağını birden kullanman lazım. Yani İ ve M parmaklarını kullanman gerekiyor. Bu şekilde olur ama hızlanamazsın. Yani bir yere kadar olur ve yanlış bir teknik olur. Bir de baş parmağını da yine aynı şekilde buradan çıkarmaman lazım. Sap kısmının arkasında olacak baş parmak. Güzel, gayet başarılı. Arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Birbirinden güzel böyle çalanlar, söyleyenler, klasik eserler çalanlar. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayan izleyicimiz varsa hemen aşağıdan abone ol butonuna basıp bildirim zilini açmayı unutmasın. Beğendiğiniz arkadaşların isimlerini ya da ne bileyim videolarla ilgili görüş ve düşüncelerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki Sizden Gelenler 3 serisinde görüşmek üzere arkadaşlar. Videolarınızı atın, çekinmeyin. Yani ben kötü çalıyorum, olmuyor falan demeyin. Burası zaten gitar eğitim kanalı arkadaşlar. Burada öğreneceğiz, öğreteceğiz, göstereceğiz. Yanlışlarınızı, hatalarınızı düzelteceğiz ve iyi bir gitar çalmanız için elimizden geleni yapacağız. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Videonun sonuna geldik. Like'larınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.